24 ekranlarından mutlu akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Ben Furkan Kaya, Merce'ye hoş geldiniz. Bu akşam NATO'yu mercek altına alacağız. Tabii NATO dediğimiz zaman saatleri alır. NATO'yu incelememiz tarihiyle, bugünüyle ve geleceğiyle değerlendirmek. Ama özellikle bugün, özellikle belki de coğrafi olarak, Ukrayna meselesi biliyorsunuz en sıcak gündem ee, ve... Şu günlerde tabii ki Türkiye'yi en çok ilgilendiren mesele sınır ötesi operasyon, yani Türkiye'nin sınır ötesinde artık tamamen oradaki terör odaklarının ve terör damarlarını tamamen kesmek üzere hazırlıklar yapması. E buna tabii ki NATO'nun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bakış açısı. E ama tabii genel olarak küresel olarak değerlendirdiğimiz zaman dünyamız e, soğuk savaş sonrası dönem özellikle 2001 Afganistan Savaşı ile beraber yeni bir güvenlik konsepti anlayışı ve NATO'nun bu anlamda kendine uygun bir ortam tesis etmesi belki de hep konuştuğumuz dünyamız artık soğuk savaş kurumlarıyla idare edilemiyor mu? NATO'nun reforma ihtiyacı var mı veya NATO siyasileşen bir örgüt haline mi geldi? Tabii hala tartışıyoruz. Özellikle bugün dediğim gibi üzere Ukrayna meselesi üzerinden NATO'nun yeniden bir varoluşlar laboratuvarı mı inşa ediliyor? Bunlar hala da çok kaotik, daha hala cevap bulunamayan önemli sorular. Dolayısıyla biz de bu akşam çok kıymetli hocamızla beraber NATO'nun hem bu genişleme vizyonunu hem gelecek stratejilerini mercek altına alacağız. Ve tabii ki geleceğe çok ciddi bir ışık tutacağımızı düşünüyorum. Şimdi özellikle sizler için hazırlamış olduğum birkaç bilgiseli paylaşmak istiyorum. NATO'nun stratejik güvenlik vizyonu. Bugünkü başlığımız aslında bu. Tabii bu anlamda biraz tarihten de Bugüne biraz ışık tutmak gerekiyor. Özellikle Türkiye'nin stratejik önemi soğuk savaş sonrasında farklı boyutlarda devam ettiğini görmemiz lazım. O dönemlerde hatırlayın kıymetli izleyicilerimiz artık soğuk savaş sonrası Sovyetler Birliği dağıldı yani Varşova Paktı dağıldı e, ve Türkiye bu anlamda işte NATO'nun Güneydoğu Kanada olarak e, eskisi kadar önem arz etmeyecek çünkü Sovyetler Birliği artık doğrudan bir sınır yok şeklinde yorumlar olmuştu. Ama Türkiye'nin çok farklı anlamlarda öneminin daha da arttığını e, o tarihten bugüne kadar da görebiliyoruz. 1990'lardan itibaren. Avrupa'nın güvenliği konusunda endişe yaratan yaratan 16 sıcak noktadan 13'ünün Türkiye'nin yakın çevresinde olduğu belirlendi. İşte sevgili izleyicilerimiz bu anlamda bu 13 sıcak noktanın Türkiye'nin çevre hinterlandında, çevre coğrafyasında gerçekleşmesi sebebiyle belki de Soğuk Savaş döneminden daha fazla Türkiye'nin jeopolitik öneminin arttığını görüyoruz. Soğuk Savaş'ın son ermesine, ermesiyle beraber NATO'nun varoluş sebebinin ortadan kalktığı tartışmaları yaşanmıştır. İşte biraz evvel demiş olduğum gibi Soğuk savaş son ermesiyle beraber artık NATO'nun hedefsiz veya vizyonsuz kaldığı şekli yorumlar oldu. Ama tabii 2001 Afganistan Savaşı ve 2003 Irak Savaşı ile beraber işin biraz renginin değiştiğini de görüyoruz. Sovyetler Birliği'nin dağılması NATO'nun tehdit algısını değiştirdi. Bu anlamda doğru. Zaten direkt bir Sovyetler Birliği'nin ideolojik yayılmasına ve devrim ihracına karşı NATO'nun bu anlamda kendi bir misyon edindiğini. Ama Sovyetler Birliği'nin dağıldıktan sonra biliyorsunuz özellikle uluslararası terör, kaçakçılık gibi meselelerle kendini meşgul eden bir NATO karşımıza çıkmıştı. NATO uluslararası terörizmi yeni tehdit unsurları olarak tespit ettiğini biraz evvel demiş olduğum gibi kendisine bu terörü odak noktasına koyarak bir anlayış ortaya koyduğunu görüyoruz ve 1991 yılında Roma zirvesinde yeni stratejik konseptini kabul ettiğini görüyoruz. Hocamıza bunu da konuşabiliriz. Özellikle bu yeni stratejik konseptten bugüne kadar neler değişti? Bu da bence çok çok önemli. Ve buna göre geniş kapsamlı ve işbirliği esasına dayanan güvenlik anlayışı kabul edildi. Tabii bu sözde ifade mi, özde ifade mi bence hala tartışmalı. Özellikle Türkiye'nin işte NATO'nun e, özellikle terörle mücadelede NATO'nun ne kadar birimiz hepimiz hepimiz birimiz şeklinde davran davranmadığını hepimiz davranmadığını hepimiz şu an net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla dördüncü ve 5. maddeler bu anlamda Türkiye Türkiye için neden çalıştırılmadı terörle mücadelede bu da bence hala sorunun cevabının bulunamamış olması da tabii ki önemli. NATO açısından artık Sovyetler Birliği'nin düşman olarak görülmemesi Türkiye'nin jeopolitik önemini azaltmadı. Bu da aslında söylediklerimizi toparlayan bir cümle. Artık Sovyetler Birliği'nden sonra Türkiye'nin önemi kalmamıştır demek hiçbir e, anlamı yok. Türkiye'nin aslında daha da artan önemini görmemiz lazım ve artık Türkiye'nin jeopolitik e, öneminin farklı boyutlarda devam etmesi de işte bu yeni anlayışla beraber de ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi bunları daha detaylı olarak konuşmak üzere çok değerli hocamızı ben takdim etmek istiyorum ve gerçekten ülkemiz özellikle NATO anlamında önemli çalışmaları imza atmış olan e DİPAN Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamızı davet etmek istiyorum. Hocam buyurun lütfen hoş geldiniz. Evet kıymetli izleyicilerimiz şimdi tabii daha detaylı bir şekilde hocamıza değerlendireceğiz. Ee, hocam değil mi? Yani NATO'yu anlatmak saatler alır. E tabii ama çok, çok dolayısıyla... güzel. Özet. Çok teşekkürler hocam. Siz ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Hoş geldiniz programımıza. Sağ olun. Ee, hocam tabii dediğim gibi NATO'yu tartışıyoruz. Yıllardan beri tartışıyoruz. Özellikle Türkiye'nin işte 52 yılında NATO'ya girmesiyle beraber Yunanistan'la beraber NATO'nun Güneydoğu Kanadının en önemli ülkelerinden biri olarak görülmesi Hı -hı. ve işte Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Orta Doğu siyasetinde, Doğu Akdeniz siyasetinde Karadeniz, Türkistan yani bu havzadaki hesap kitabında Türkiye'nin anahtar rolü olduğu ifade edilmiştir. Altı çizilmiştir. Hı hı. E, tabii geçmişten güne geleceğiz. Bugün de mesela diyorlar ki Türkiye'nin güvenlik e, endişelerini anlıyoruz. Tamam haklısınız evet. ama hani bal diyerek ağız tatlanmıyor hocam değil mi? <laughs> <Bir> de <laughs> ciraat evet. lazım bunun. Ama maalesef bunu saha yansıması hocam bir türlü göremiyoruz. Hı hı. Şimdi NATO hep tartışılıyor ama kıymetli izleyicilerimiz için veya e, beraklı olan küçük kardeşlerimiz için programı izleyen NATO nedir? Hı. NATO neden kurulmuştur? Ve buradan ışık dörek hocam bugüne kadar da gelirim istiyorum. Buyurun. E, şimdi NATO e, aslında Sovyetler Birliği'ne karşı e, bir ittifak. Yani e, siz de özetlerken söylediniz zaten. Ya, Sovyetlerin dağılmasıyla acaba hani e, stratejik önemi kayboldu mu tartışmaları bu sebeple e, oldu. Sovyetler Birliği'ne karşı e, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın e, birlikte e, savunmasını sağlayacak e, bir işbirliği daha doğrusu işbirliği demeyelim, sonradan işbirliğine dönüşüyor. Tam bir ittifak, askeri ittifak. Ee, doğal olarak e, burada önemli olan e, biraz da e, nükleer caydırıcılık unsuru var. E, NATO'nun en e, önemli unsuru. E, zaten 49'da kuruluyor ve 52 yılına kadar e, tek söylediği şey savunma. 52'den sonra savunma artı caydırıcılık başlıyor NATO'nun e, stratejik konsepti içerisinde. Ee, nükleer caydırıcılık e, kısmı Avrupa için çok önemli çünkü e, Amerika'nın elindeki nükleer silahlarla e, Sovyetler Birliği'ne karşı bir e, şemsiye e, sağlamış oluyor aslında NATO çerçevesinde Avrupa ülkeleri e, ki zaten e, uzun süre yani bu nükleer silahların e, azaltılması anlaşmalarına varıncaya kadar. E, NATO'nun güçlenerek, Avrupa tarafından desteklenerek devam etmesinin yegane temeli de e, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle elinde olan Doğru. nükleer silahların e, Avrupa'yı koruma e, taahhüdünün devam etmesi. E, e, Tabii süreç, e, siz de bahsettiniz, e, NATO'nun e, ilk kurulma e, mantığını e, bir süre sonra değiştirdi, dönüştürdü. E, ama döndük ulaştık. bugün yine NATO'nun ilk kurulma prensiplerine tekrar oturduk ee, yine aynı tehdit aynı savunma işbirliği şeklinde yeniden kurgulandı bugün yine görüyoruz şimdi hocam tabii ki 1991 Roma'dan orada bahsedince aslında o gün kurulan şartlar ve ideallerle, bugünkü şartlar, idealler aynı mı? Şimdi e, Ukrayna meselesinde hep artık dönüp dolaşıp Ukrayna'yı konuşuyoruz. Çünkü evet. işin artık ağırlık merkezi oraya vardı. Çünkü ne gördük? Mesela Putin elinde nükleer çantasıyla dolaşıyor. Hı. Putin elinde kırmızı düğme konuşuyor. İşte o kıyamet uçağını havada uçuruyor. Hı. Yani dünyamız sanki büyük bir nükleer savaşın eşiğine doğru gelmiş bir vaziyet ve sizin dediğiniz gibi, o caydırıcılık unsurunun iki büyük küresel gücü karşı karşıya getirmede bir e, engel teşkil ettiğini. Evet. E, bu manada da ee, ...hiçbir zaman Rusya ile Amerika savaşmadı değil mi hocam? Birbirlerine mermi atmadılar. Bu da enteresan. Aynen. Peki hocam burada NATO... E, ...artık mesela 91'den bugüne kadar... ...bir misyon işlendi, üstlendi. Hı -hı. Ukrayna'dan sonra artık Ukrayna meselesinden sonra... ...NATO ciddi bir reform geçirecek mi? Yeni stratejik vizyonu yayılması... ...nasıl olacak? E, bu manada daha yumuşak güç dediğimiz... ...kamu diplomasi yöntemleriyle mi? Yoksa bir askeri ittifak olarak daha sert... E, ...yöntemlere başvuran bir... ...örgüt haline gelir mi sizce? Şimdi NATO'nun mantığı dediğim gibi aslında bir askeri ittifaktan işbirliğine, güvenlik işbirliğine doğru dönüştü. Ama bu Ukrayna Savaşı'na gelinceye kadar bu işin yavaş yavaş kamu diplomasisine dönüşeceği, NATO'nun kurumsal olarak içindeki bazı bu işte divisionlar kuruldu kamu diplomasisiyle ilgili. Bunlardan zaten anlıyorduk yavaş yavaş o tarafa doğru dönüşeceğini. Ama Ukrayna Savaşı'ndan sonra fark edildi ki, NATO savunmak için var yani ve caydırmak için var. Öbür türlü o işte kamu diplomasi gibi e, konular e, işin tali kısmı. E, keza e, NATO süreci içerisinde Sovyetler dağıldıktan sonra özellikle bu e, işbirliği e, güvenlik için işbirliği. E, gibi e, tanımlarla e, aslında bir şekilde e, Rusya'yı sürecin içerisine dahil ederek falan daha böyle yumuşak geçişlerle bir güvenlik konsepti yaratmaya çalıştılar. E, ama gel gelelim e, bir tehdit e, olgusu var olduğu sürece savunma e, prensibi devam edecek. Doğru. Ve tehdit e, unsuru da e, yeniden Rusya olarak tehdit unsuru da varlığını devam ettirdi. Hı hı. E, burada e, şey noktası önemli tabii bu e, bu işbirliği e, haline gelme e, noktasında e, ülkelerin beklentileri e, de önemli. Tabii. Şimdi NATO genişlerken e, aslında e, katılan ülkelerin e, özellikle bu e, 2004 yılında e, o büyük genişleme o sırasında hocam, e, katılan ülkelerin e, kapasitelerini almadı aslında. Katılan ülkelerle bir güvenlik vizyonu oluşturmaya çalıştı NATO. Çünkü katılan ülkelerin büyük çoğunluğunun yani özellikle Rusya karşısında çok büyük bir askeri kapasitelerinin olmadığını hepimiz biliyoruz. O zaman bir vitrin mi oluşturmaya çalıştı hocam sizce? Yani psikolojik olarak bir üstünlük mü sağlamak amacıyla bu hemen genişleme, bu büyük genişleme yaptı. Rusya'ya olabildiğince yakın e, ülke daha fazla ülkenin üyesi olduğu ittifak geniş bir ittifak açında olduğu açık kapı, olduğu, politikası, değil mi? Açık kapı <laughs> politikası nedeniyle daha fazla ülkenin söz sahibi olduğu ve aslında e, şimdi bir Avrupa Birliği gibi bir birlikten bahsetmiyoruz. Tabii. İttifakı üye olan her ordu ittifakın ordusu haline geliyor. Doğal olarak e, sınırda Rusya sınırında e, NATO ordusunu tutmak NATO için çok önemli bir e, adım e, olduğu baktığınızda. zaten Baltık ülkelerinin katılmasında sadece bunu görebiliyoruz çünkü güvenlik riskini artırmasına rağmen Baltık ülkeleri kabul edildi. E, ve doğal olarak e, burada o e, Rusya sınırına yaklaşmış, e, sayı olarak artmış, coğrafya olarak genişlemiş, e, bir odak haline gelmiş e, bir NATO oluşturulması bekleniyordu. Öyle de yapıldı. Öyle de oldu. Şimdi hocam tabii ki e, hep şunu söyledi ya Putin, e, benim için Ukrayna çok hassas bir karındır. Hı. Benim imparatorluk mirasımdır, uç ülkemdir. da işte Ukrayna uç ülke, sınır ülke anlamına geliyor. Siz bugüne kadar Yeltsin dönemine itibaren bu genişlemeyi yaptınız. O boşluklardan, güçsüzlükten faydalandınız Hı. ama artık o dönem bitti Rusya'nın kalbine inecek bir yerde NATO'nun varlığına biz izin vermeyeceğiz. Gerekirse de sert güç kullanmaktan da geri durmayacağız dedi. Bunu açık açık ifade etti. Evet. Ama Ukrayna özellikle bu Zelenski'nin de kendi ifadesi de vardı biliyorsunuz. Nasrettin Hoca hikayesi gibi, fil hikayesi gibi arkadan bize verdiler coşkuyu evet. ama bir baktık ki ortada kaldık. Şimdi bu noktada bu bilerek Rusya'nın tuzağa çekilmesi ve biraz da NATO karşısında Rusya ama Rus şunu da söyledi Putin biliyoruz ki bizden NATO çok çok güçlü elindeki evet. silahlar sonuçta konvansiyonel silüktler ama hani bizim de farklı yöntemlerimiz var demeye getirdi şimdi bu noktada hocam işte biraz bir jeopolitik bir çerçeve de aslında kıymet izlerimizin çizmekte fayda var çünkü biz de bir NATO üyesiyiz. Heh. Karadeniz meselesi bizim için çok önemli. Çok. Boğazlar meselesi var. E, Karadeniz'in bir NATO gölü haline dönmesi iyi midir, değil midir? Oradaki dengesizce nasıl sağlanmadı? Türkiye burada aslında bu perspektiften bakarsak hocam nasıl bir rol düşüyor? Yani bu denge Türkiye nasıl sağlayabilir? E, şimdi Karadeniz'in tamamen e, bir NATO gölü haline gelmesi veya e, Rusya'nın sınırına olabildiğince yaklaşmış ve güçlenmiş bir e, NATO, Rusya'yı her zaman e, tedirgin edecek. Yani bu e, bir egemen e, ve zamanın bir kutbu olan e, Rusya'nın e, belli stratejik öncelikleri var ve bunlardan biri de tehdit edilmeme e, ve NATO aslında e, bu hareketlerle Rusya'yı tehdit ediyor. E, tehdide karşı e, Rusya'nın her an harekete geçebileceği bu sadece Putin özelinde düşünmemek lazım bir devlet mekanizması olarak düşünmek lazım. Rusya Evet, Putin biraz daha öngörülemez şekilde hareket ediyor. Ee, ama sanıyorum başka biri de olsaydı Cumhurbaşkanı Rusya'da e, yine benzeri bir e, hareketle karşılaşabilirdik. Çünkü bu e, çok stratejik bir konu. Yani e, Moskova'ya e, bir füze mesafesinde NATO'nun olması, çok... e, yani Rusya için çok da kabul edilebilir bir şey değil. Onlar için baktığımızda. E, o yüzden e, NATO'nun bu e, dengesini e, biraz son adımlar bu dengeyi bozdu Rusya ile karşı karşıya kalan. E, bu dengeyi bozdu. E, Türkiye bu denge içerisinde varlığını devam ettirmeye çalışıyor. İşte iki tarafla görüşebilen tek NATO ülkesi olarak çok aslında. Çok önemli hocam bence bu. E, yani ki bunu devam ettirmek için de elinden geleni yapıyor. Evet. Dolmabahçe'yi gördük. Antalya zirvesini gördük. Aynen öyle ki e, Türkiye'nin bu e, stratejik konumunu iki tarafında nasıl desteklediğini aslında o Dolmabahçe toplantısında hani o ayakta alkışlanma Müthiş bir görüntü e, hocam, e, Karesi aslında çok Stratejik bir evet. e, kareydi. E, o yüzden e, Türkiye bu dengeyi korumaya devam etmek istiyor. E, bunun için de Ukrayna'ya da Rusya'ya da e, belli e, noktalarda destek veriyor ve belli noktalarda durdurmaya çalışıyor bu süreci. E, ama şunu da unutmayalım. Bu savaş başladığında NATO'ya bir şey yapacaksan yap diyen de Türkiye'ydi. Yani... E, Belki sadece kırım, konuşma kırım müdahalesinden beri belki hocam hakkından beri hep yani, söyledik biz evet, bunu. Evet evet. Yani söyledik. bu biraz da şey aslında. Yani herkes yerini artık e, belirlesin hı. ve e, artık yeni bir e, sistem kurulacaksa ki bu yani bugünün tartışması değil tabii çok daha derin bir tartışma ama yeni bir sistemin adımı mı hı hı. bu e, konu ama e, böyle makro baktığımızda bu yeni bir sistem tartışmasının başlangıç süreci ise bu e, burada herkesin biraz artık yerini belli etmesi Türkiye açısından da önemli çünkü Türkiye burada kendi yerini belirlemeye çalışıyor şu anda. Ve aslında hocam şu tabii bizim bu jeopolitik önemimizin de bence bu anlamda çok büyük bir belirleyici olduğunu Hı -hı. da söylemek lazım. Hep ben şöyle kendince ifadem var. Ee, Anadolu coğrafyası o kadar kritik kadim bir coğrafya ki hep söylediğim bu kilidin yani Asya, Avrupa ve Afrika kilitlerin altın anahtar anahtar Anadolu. Yani her bu kıtada ne olacaksa savaş mı barış mı Anadolu'da yer alan kim olursa olsun bugün Türkiye Cumhuriyeti, el ele ve Türkiye Cumhuriyeti kalacak inşallah ama geçmiş yıllarda da o büyük imparator devletler hep Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Boğazları kontrol etme noktasında çaba, mücadele içinde olmuşlar. Şimdi dolayısıyla bugün Ukrayna meselesinde de işte Suriye, Orta meseleler, Türkistan, Doğu Akdeniz meselesi hepsinin ortasında biz varız. Şimdi tabii bir sıcak nokta da Yunanistan meselesi. Evet. Ondan da dilerseniz biraz bahsetmek isterim. Şimdi Yunanistan bizimle beraber 52'de NATO üyesi oldu. Bizim komşumuz ee, ve Adalar Denizi'ndeki çözülemeyen karasuları kıta sahanlığı meselesi yüzünden ve onların maksimalist politikaları tabii ki Türkiye'nin burada hiçbir e, saldırgan politikası olmamasına rağmen dönem dönem Yunanistan bize karşı bunu yapıyor. Hı hı. Şimdi hocam bu noktada NATO içerisinde Yunanistan'la Türkiye karşı karşıya getirmek ve bugünkü aslında o görüntüyü değerlendirmek isterim. 9 askeri üs ve 15 bin Amerikan askeriyle tam anlamıyla bir e, işgali uğramış Yunanistan. Neden bu kadar rahat? Neden Türkiye karşı arkamda Amerika var, sen de istediğim gibi mücadele edelim şeklinde böyle bir rahatlık içerisinde? Hı. Bunu değerlendirmek isterim. Bir de bu üstlenme kime karşı? Rusya'ya karşı mı? Türkiye'ye karşı mı? Çin'e karşı mı? Çok güzel. <laughs> Şimdi önce şundan bahsedeyim sizin o söylediğiniz o Anadolu coğrafyasının arkasındaki çok o kimlik din kültür gibi arkasındaki çok geniş bir arka planı var ve aslında savunma işbirliklerinde Türkiye'nin var olması demek bahsettiğiniz gibi buradan Orta Asya'ya kadar bir kimlik. Bütün Orta Doğu'yu etkileyecek bir din, etrafındaki birçok ülkeyi ve coğrafyayı etkileyecek bir kültürel etki, etki gibi birçok konsepti de aslında bir arada kabul etmiş oluyorlar. Tabii, Türkiye bir araya getirmiş oluyor. Aynen öyle. O yüzden yani Türkiye'nin NATO içerisindeki gücü de sadece NATO'nun ikinci büyük ordusu olmasından kaynaklanmıyor. O çok önemli bir faktör. Ama aynı zamanda bu bahsettiğiniz nokta da. NATO'yu güçlendiren e, konulardan biri, Türkiye'nin NATO içerisinde var olması. Güç veren yani. bir durum, tabii. Aynen ki. öyle. E, şimdi Yunanistan konusuna girdiğimizde e, Yunanistan en borçlu ülkelerden biri e, Avrupa'daki baktığımızda ama buna rağmen e, satın aldığı bu e, teçhizatlar, Son uçaklar. Hocam, görüyoruz burada net bir şekilde. Aynen öyle. E, yani sadece kendi milli kaynaklarıyla e, Amerika'dan ve diğer işte NATO ülkelerinden aldığı e, teçhizatlar bile. Ee, Yunanistan'ın ekonomisinin çok üstünde. Yani bu, bunu bir kenarda tutalım. Şimdi bu şekildeki bir e, üstlenme Amerika'nın e, kendileri e, Rusya'ya karşı daha doğrusu Karadeniz'in güvenliği üzerinden bir perspektif koymaya çalışıyorlar e, Rusya'ya. Ama burada yani bahsettiğiniz üç nokta var. Bir Rusya evet. İki, e, Türkiye ile e, Yunanistan'ın bir şekilde e, gergin halde devam etmesi ee, ...birçok ülkenin e, işine geliyor aslında. As anahtar cümle bu. Ee, yani kriz ortamı. Savaş çıkmayacak ama kriz ortamı. Her o an savaş geldiğin... olabilecekmiş gibi değil mi? Yani bu e, iki ülkenin de e, savunma kaynaklarını tüketecek... E, ...ekonomik e, sıkıntılara sokabilecek e, noktalar. Politik olarak bazı dar boğazlara sokacak e, bir e, konu olabilir bu. E, o yüzden Yunanistan-Türkiye savaşı beklemek çok... Yani Avrupa veya NATO böyle bir şey bekler mi? Bence Türkiye'nin gücünü bilen herkes böyle bir savaşın olmayacağını bilir. Ee, ama Amerika burada e, Türkiye'nin karşısına gelir mi? Şimdi burada dede ağaç üssü çok önemli çok Türkiye önemli açısından. Çok önemli hocam kesinlikle. Çünkü de, dede ağaç Yunanistan'a girdikten sonra Türkiye'nin karşılaşacağı ilk üs olacak. Evet. E, ve çok uzak değil sizin söylediğiniz gibi. E, böyle bir yer ve çok geniş bir yer de değil orası. Yani etrafından dolanma ihtimali de hani hocam şurada daha uzak tabi bir şey harita ama oradan da belli oluyor zaten Dedacı üstünün ne ya, kadar o, kritik olduğunu. aynen öyle. çok dar bir yer. Hani stratejik bir savaş ol, olması durumundan bahsediyoruz de yani de dediğim aynen. gibi senaryoya göre. Evet. E, orada Amerika'nın orada konuşlanmış olması aslında doğrudan e, yunanistan Türkiye'ye karşı bir bariyer e, haline getirdiği anlamına geliyor. Hmm. E keza adalar e, Dışişleri Bakanımız e, bununla ilgili bir açıklama yaptı. Yani adaların statüsüyle ilgili. Hmm kendisinin silahlandırdığı yetmezmiş gibi oraya e, Amerikan üslerinin de konuşlandırılması falan yani bu süreci gerginleştirmekten başka bir işe yaramayacak ve e, Türkiye Yunanistan gerginliği de aslında başka faktörleri etkileyecek bir de burada Çin faktörü var bu çok önemli çünkü Çin Avrupa'ya Yunanistan'dan girdi e, bu e, kuşak yol projesi e, Türkiye'nin de içinde olduğu orta kuşak e, kısmında Avrupa'da ilk karşılaştığı yer Yunanistan hmm. ve ondan sonra Avrupa'nın içine giriyor. E, limanlardan baktığınızda da e, Mısır'dan liman. geçtikten sonra Avrupa'da karşılaşılan ilk Avrupa limanı yine Yunanistan. E, ve e, Çin Yunanistan'a bu anlamda yatırımlar yaptı. Ciddi yatırım yaptı hocam. Çok Pire özellikle evet. gibi. Yani yaptı. sadece kendi ulaşımıyla ilgili yatırım değil ülkenin bazı stratejik altyapılarını da donattı 5G gibi. E şimdi Yunanistan'ı <laughs> Yani Yunanistan'ın 5G'sini içinin kurması Avrupa'ya aslında Çin'in 5G teknolojisini soktuğu anlamına geliyor evet. Avrupa Birliği'ne Avrupa'ya. E, e bu burada durdurulması lazım. Siber bir tehdit haline yani, geliyor aslında. Çünkü buradan Avrupa'nın içine doğru giren e, bu işte teknolojik siber tehdit e, Avrupa'nın içine doğru girerse bunu engelleme olasılığı çok kalmayacak. Doğru. E, o yüzden burada tutması lazım. E burada Yunanistan'ın o ekonomik sıkıntıları tabi e, şeydi yani burada belirleyiciydi e, Çin'e o yüzden açıldı bu kadar kolay e, o yüzden bunu destekliyorlar Bahsettiğiniz gibi 3 stratejik noktada e, Yunanistan şu anda e, tırnak içerisinde pop poplanarak, ee, batı tarafından e, desteklenmeye devam ediyor. Anahtar ülke gibi kullanmaya çalışıyor. Şimdi siz haber verdiğince hocam bir yandan da e, Çin'in e, en son okuduğum bir yabancı makale vardı. Dijital evet. İpek yolunun özellikle Sahra Altı Afrika'sı yani Orta Afrika'dan Hı -hı. da aynı şey bir cibuti de biliyorsunuz bir, e, askeri üs inşa etti evet. artık askeri olarak da varlı orada. Orta Asya'ya kadar kendi sırlarına kadar bir dijital İpek yolu. Yani bu anlamda hep Çin diyoruz ya bir medeniyettir tacir bir toplum gibi devlet gibi hareket ediyor. Kimseyle kötü olmadan ticaret yollarıyla bu şekilde bir hakimiyet oluşturma o çalışıyor. Bu tabi ayrı bir tartışma konusu. Hı hı, Ama e, şu anlamda içinden bahsetmiş hocam buna da söylemek lazım. Şanga İşbirliği Örgütü meselesi. Hı. Burada da yıllar evvel hatırlarsınız biz özellikle Türkiye eksen kayması mı yaşıyor? Türkiye hmm. NATO'dan çıkacak mı? Avrupa dedikleri zaman e, Sayın Cumhurbaşkanı da o zaman e, Başbakanımız da e, Şangay işbirliğini konusunda bir e, söz söyledi. Şakayla karışık. Hani bizi Şangay'a davet ederlerse niye olmasın şeklinde. <laughs> biraz ortalık karıştı. Hani Türkiye Şangay'a mı giriyor? Ama bu bizim aslında çok yönlü proaktif dış politikamızı gösteren bir mesele. Evet. Şimdi Şangay İşbirliği örgütü acaba bu bölgenin NATO'su olur mu diye de bir e, soru ortaya çıkmıştı. Şöyle sorayım hocam. Biraz da böyle işin e, hani nasıl diyelim psikolojik boyutu felsefi boyutu ile beraber. Sizce her coğrafyanın artık kendi NATO'sunu oluşturma potansiyeli var mı? Yani bölgeselleşme açısından isterseniz bunu değerlendirelim. Ee, yani böyle soğuk savaş kurumu NATO artık dünya sorunlarına, bölgesel sorunlara çare bulamıyor. Dolayısıyla bölgeselleşme manasında böyle bir bölgesel NATO'lar oluşabilir mi gelecekte sizce? Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü bir savunma ittifakı. Yani NATO çok şahsına münhasır bir tabii, kesinlikle. örgütlenme. Tabii, tabii, tabii. O yüzden yani o tartışmalar da aslında biraz e ee, hani anlamsız tartışmalar Öyle hatırlarsınız Evet evet onda. aynen öyle. Ee, o yüzden şimdi o tartışmalarında belli nedenleri vardı. O dönem yapılması gereken sadece Türkiye'de değil dü yani dünyada vardı Hı. o tip tartışmalar aslında. Bizdeki o eksen kayması bize yakıştırılan oydu ama başka yerlerde başka konular tartışıyordu tabii, tabii, tabii. yine aynı çerçevede. Ee, şimdi e, makro ittifaklar dönemi bitti denmişti. Ee, aslında yine bu Ukrayna Savaşı öncesi. NATO'nun e, gücünü kaybettiği ve aslında stratejik önemini kaybettiği tartışması sürerken böyle dendi. Ama aslında mikro ittifaklarla makro ittifakların desteklendiği bir süreçteyiz şu anda. Bugün baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri veya NATO'nun diğer Avrupa'daki üyeleri farklı farklı işbirliklerine gidiyorlar zaten. Bunun içinde savunma işbirliği, savunma ittifakı değil, ama güvenlik işbirliği anlamında birçok ittifak, birçok anlaşma söz konusu oldu. Burada öne, önemli olan aslında biraz e, Güney Doğu Asya Pasifik e, bölgesi hmm, çok burada doğru. çok önemliydi. Tabii, tabii. E, yani Haritadan baktığımızda Amerika'ya çok uzak bir nokta gibi görünse de aslında Amerika'nın diğer tarafı Kesinlikle. bahsettiğimiz yer. <laughs> e, tarafı. O yüzden e, Pasifik coğrafyasında e, oranın güvenliğini sağlamak için e, girişilen o küçük ittifaklar, o e, Hindistan'ın dahil olduğu Kuat, Avukuz e, veya... E, daha böyle e, Amerika'nın e, daha kuzey ittifaklarıyla, ülkeleriyle ittifak yaptığı Four Eyes gibi. E, şey artık meselesi artık geliyor. Aynen öyle. Çok, e, bu farklı. tip e, küçük e, işbirlikleri yaptı. Ama bunların hepsi e, bir şekilde NATO'yu destekleyecek pozisyon aldılar. E, çünkü Ket vurmayacak şekilde. Ket vurmayacak. Yani baktığınızda bu anlaşmalar yapıldığında mesela AUKUS tartışmalarını hatırlıyoruz. O zaman özellikle Fransa'yla e, tam kafa kafaya geldiği evet, Amerika'nın bir süreçti o. ama aslında o süreç dahi yani iki NATO müttefikini kafa kafaya getiren süreç dahi aslında NATO'yu destekledi sonra bir süre sonra baktığımızda. Doğru. çünkü Yolu NATO tıkamadı, tıkamadı. Yani çünkü NATO'nun özellikle bu bu ay Madrid'de yapılacak olan ve yeni stratejik konseptin belirleneceği toplantıda NATO'nun artık daha küresel bir güvenlik vizyonu oturacak. Ee, ve bu küresel güvenlik vizyonunda bu tip bölgesel e, işbirlikleri aslında ihtiyacı var. Çünkü e, kendi sınırları içerisinde kalmış e, NATO belli coğrafyalara ulaşmakta zorluk çekebilir. Hmm. E, o yüzden e, bu tip e, ufak işbirlikleri e, güvenliğin taşınmasında, istikrarın taşınmasında etkili rol oynayacak. Koalisyonlar yapacak yani. Aynen Ölmek öyle. Aynen öyle. Yani e, bu Kuat gibi e, örgütlenmeler... E, çok stratejik bir şekilde destekleyecek oralarda, o bölgelerde ütlegikleri. İşte hocam aslında tabii zamanımızı iyi kullanmak lazım. Siz demişken şimdi şöyle mücadele oluşuyor aslında. Arktik Pasifik'e karşı Pasifik Hint. <laughs> Haiti Pasifik dediğimiz doğru ifadeyle böyle bir mücadele var yani bu Okyanus alanı kontrol etmek ve yeni bir ticari alan e, biliyoruz sizin toplantınız, diplom toplantısında... çok güzel bir şekilde Hı. tartışmıştık. Dolayısıyla inşallah bunu bir dahaki sef daha, daha değerlendir detaylı ...değerlendiririz. Bıcılar. Şimdi hocam tabii ki en sıcak meseleye de gelmek istiyorum siz fikirlerinizi Hı. almak isterim e, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyon artık Hı. eli kulağında ki bu noktada Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya... meselesinde ortaya koymuş tavır ve tavır ve zamanlama olarak da çok önemli olduğunu söylemek lazım. E, yönetmen arkadaşımdan da rica edeyim harita yani son. E, Suriye'nin kuzeyi durumu ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın dedi işte teldirfatla mium içi arasındaki şeyi kapatacağız. Boşluğu kapatacağız ve oradaki damarları keseceğiz. İşte hocam şu anda güncel harita bu. E, ve şu anda Eli kullanda Türk Silahlı Kuvvetleri bekliyor. Özgür Suriye Ordusu da hazırlıklarını yapmış vaziyette. Hocam bu manada Türkiye'nin olası operasyonunu NATO, Amerika Birleşik Devletleri nasıl değerlendirir? Rusya'nın bakış açısı nasıl olur? E, Türkiye'nin bu harekatı yapma zorunluluğu sizce neden? E, şimdi bu M4 Karayoluna kadar olan 30 kilometre derinlikteki e, tampon bölge aslında Türkiye'nin e, yani bir süredir aklında yani oraya ilk girdiği günden beri oranın tamamen bu şekilde kapatılması fikri vardı. Önemli olan zamanlama burada. E, özellikle Tarifat ve Münbiç'in ilk aşamada e, kapatılacağı e, fikri var. Evet. evet. E, Fırat'ın batısında. E, ama bu 30 kilometrelik alan nın temizlen, temizleneceğine dair bir e, konuşma var. Hep de söyledik hocam. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Otur, burayı temizleyin. Zaten evet. bu mülteci meselesinde de şu söylendi. 30 kilometrelik alan bir uçuşa yasak bölge ilan edelim. Buraya güvenlikli bölge haline getirelim. Evet. Bu insanları buraya toplayalım. Yapmadılar. E, Türkiye şimdi buradaki insanları da göndermeye sıkışmıştı. Burada başladı aslında değil mi hocam? Doğru. Yani burada artık e, göçten ziyade yani evet. onun için çok önemli bir e, etkisi, etkisi olacağını düşünüyorum. Ama aslında bu çok hayati bir e, önlem aslında. Çünkü sınırın öbür tarafında e, kurulacak bir e, de facto oluşumlardan e, sınır sınırı sınırda korunmaz aslında. Bu, bu hep hani askerlerinin evet, söylediği evet, sınır sure. sınırın ötesinde, ötesinde korunur. korunur. E, ve sınırın ötesinde bir tehlike varsa bu e, sınırda karşılaşmak e, çok mantıklı değil baktığınızda. O yüzden e, böyle bir harekatın yapılacağını zaten tahmin ediyorduk. Böyle bir şey vardı. Peki NATO e, ve Rusya açısından evet, baktığımızda, yani. e, şimdi Rusya'nın e, şu anda böyle bir harekatta ses çıkarmayacağını zaten düşünüyorum. Konjöktür yani, olarak. olarak ses çıkarmayacak çünkü özellikle kendisini NATO içerisinde iletişim geç, iletişime geçebileceği e, tek İlgane. ülke olarak e, Türkiye ile böyle bir şey için e, çatışacağını e, düşünmüyorum. O yüzden Rusya'dan çok ses çıkmayacak. Peki NATO burada ne yapacak? NATO e, aslında tam da ee, İsveç ve Finlandiya'nın neden Türkiye tarafından bloke edildiğiyle ilgili bir süreç aslında. Ee, İsveç ve Finlandiya nasıl tepki verecek burada? Buradan başlayacak bizim... Çok şeyler söylemek istiyorlar da söyleyemeyecekler <laughs> hocam işte. Tam böyle kitlenler yani. <laughs> ee, i̇şte tam o noktada nereye kadar konuşabileceklerini göreceğiz. Ve aslında İbrahim Kalın'ın da söylediği yani yazılı Belgeler istiyoruz artık tabii, e, tabii, tabii. demesinde, onun için bir ön adım olacak e, buraya karşı ver, verecekleri tepki. E, NATO burada e, yani Türkiye'yi destekleyeceğini düşünmüyorum zaten, e, zaten biliyorsunuz. E, yani, yani öyle yani. mümkün değil Amerika'nın. E, Santrum komutanının verdiği pozlar ortada zaten orada. Aynen öyle. Ya, bölge'deki oluşumların nasıl Hı. desteklendiğini biliyoruz Amerika'nın e, NATO'nun bazı müttefikleri tarafından. E, ama kurumsal olarak. NATO şunu kabul etti. Rasmussen'in söylediği Türkiye e, terörle en çok mücadele eden ülkelerden biri, ona destek vermemiz lazım e, cümlesini Rasmussen kullandı e, ve e, bu aslında NATO'ya belli bir e, çerçeve çizecek. Özür diliyorum. Stoltenberg Rasmussen'in Stolten, yeni e, son genel sekreter, o kullandı. E, o yüzden e, yani NATO belli bir kalıbın içerisinde kalacak e, ve biz de aslında bu konjonktürü kullanacağız. Ee, yani bu bir dediğim gibi zamanlamaydı. Büyük bir krizin fırsatı dönmesi aslında bizim için. Aynen hocam. öyle. Bunu yani daha önceki harekatların hepsi büyük mücadelelerle yapıldı. Yani sadece bölgede değil. Eee Batı'yla, Rusya'yla, NATO ile mücadele ederek hocam, 15 Temmuz sonrası oraya. yapıldı biliyorsunuz. Yani Darbe orada çok, çok büyük bir e, önemli adımlar Aslında atıldı Dışarıya orada. mesajdı bu yani. Evet. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri için nispeten daha kolay olacağını düşünüyorum arazi bakımından da hem belki. arazi bakımından hem işte arkasındaki siyasi desteğin daha rahat olacağı için Türk Silahlı Kuvvetleri daha rahat hareket edip daha hızlı ilerleyeceği gibi çünkü biliyorsunuz her adımda özellikle insan hakları temelli siyaset yaptığını söyleyen özellikle işte İsveç gibi ülkelerin insan odaklı Tepkiler, tırnak içinde söylüyorum, tepkiler verdi her harekatımızda. Evet, evet. Ee, ve o yüzden bazı noktalarda yavaş hareket etmek zorunda da kaldık. Şimdi Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Ee, ne kadar e, o zaman ittifak üyesi olmasa da bu ülkeler e, sonuçta bir e, içinde olduğumuz batı kampının e, önemli aktörleri Kesinlikle güvenlik açısından. Tabii ki, tabii ki. O yüzden e, birlikte aynı fikri benimsemesek dahi e, birbirimizin ayağına çok basmadan hareket etme e, niyetimiz var. Bir yazılı olmayan sözleşme gibi batı ülkeleriyle. O anlamda tabii ki. Ee, o yüzden e, ama şu anda çok karşı çıkılmayacağını o yüzden de çok rahat şekilde gireceğimizi düşünüyorum. Aslında şartlar şu anda tam da Türkiye'nin istediği tam. gibi zamanlama olarak da bunu uygulamak gerekiyor ki bence e, pençe kilit operasyonları bence bu Hı -hı. anlamda hocam önemli. Çünkü birleştirici aslında bağlayıcı olarak da çok çok önemli. Yani Hı -hı. bizim zaten hocam işte bu işin psikolojik derinliği biliyorsunuz İşte serve kadar gidiyor. Türkiye'nin evet. bu coğrafyasında bir e, kukla devlet kurulması. Bugün bunu işte PKK-PYD üzerinden bir terör garnizon devletçik diyebileceğimiz Hı -hı. oluşumun olması ve bunun Doğu Akdeniz'e çıkışını sağlanması bence en önemli tarafı önemli. bu. Hatay meselesi biliyorsunuz velit muallim Hı -hı. ölmeden evvel elini da Hatay bizimdir bizim olacak gibi. Bu işin tabi o boyutu da var. Peki hocam e, artık da vaktimiz de kısalıyor şöyle toparlayacak olursak bu manada e, Türkiye'nin yapacağı artık eli kulağında olan bu operasyonla beraber bir yandan Yunanistan'ın işte yine aynı şekilde hmm. Dendias'ın özellikle tehditkar açıklamaları bu noktada Türkiye'nin yapması gereken dış politika tabii zor bir soru olabilir ama <laughs> geleceği en azından böyle bir tahmin yürütmek bakımından hocam. İşte bir anlamda Karadeniz dengesi, Akdeniz dengesi, hmm. siyaseti, PKK ile verilen mücadele sınır içerisinde ve sınır ötesinde yani yavaş yavaş artık Türkiye yani Ankara misak-ı milli diyeceğimiz o perspektif diplomasinin sıfır noktası olma oldu mu? Ya yani biz bunu Antalya'da gördük aslında. Donbas. Evet. Ve bunlarla beraber de isteseler de istemeseler de Türkiye'siz bir şey olamayacağını anladılar mı hocam? Amerika Birleşik Devletleri'ne dahil olmak üzere. Eee Anladılar diyemeyeceğim e, Çünkü anlasalar e, Türkiye'yi tehdit etmek yerine e, Türkiye ile işbirliği yaparak birlikte hareket etmeyi tercih ederler hala tehdit ederek e, bazı şeyleri kabul ettireceklerini veya belli yerlere başka mesajlar vereceklerini veya tehdit ederek bir şeyler yaptırabileceklerini e, zannediyorlar e, O yüzden çok anladı anladıklarını söyleyemem ama anlayacaklar mı e, bugünkü şartlar Aslında tam dediğiniz noktayı oturdu yani e, o az önce konuştuğumuz e, farklı kimlik ve coğrafyalara nüfuz edebilen e, güç e, beli, e, gücü e, sağlamış Türkiye'nin varlığı e, artık kabul edilecek. Artık görüldü değil mi hocam? <laughs> evet, Tolga hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir program oldu. Benim Anlatacak için. çok şey de vardı aynen ama öyle, inşallah aynen bir dahaki sefer o geniş perspektifi de beraber çizeceğiz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun hocam. Evet kıymetli izleyicilerimiz Dipan Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamızla beraber NATO'yu analiz etmeye çalıştık. E, Tabi aslında şunu görüyoruz net bir şekilde artık dünyamız soğuk savaş kurumlarıyla hantallaşmış yapılarıyla idare edilemiyor ve Türkiye bu manada da kendi coğrafyasında bölgeselleşme üzerine gerçekten önemli bir aktör, önemli bir yıldız olarak da parladığını söylesek abartı olmaz. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki mercekte buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.